davet edeceğim. Yeşil boya alacağım ve parmağımla şu çarşafa koyacağım. Sizin de hepiniz yeşil adına bunu yapmanıza davet ediyorum. Sağ olsun şu anda iki ajans, İHA ve Anadolu Ajansı benim telefonum üzerine şimdi geldiler buraya. Dedim bunu duyurun ki ne kadar güçlü olursak o kadar iyiyiz. Onun için bir eylem de yapmak herhalde daha çok ses getirecek diye düşünüyorum. Efendim New York'ta Manhattan'da Central Park var. Ben hocalık yaptım Amerika'da. Sayın Leyla Tekin şu anda Kanada'ya yerleşti. Onunla birlikte bir konuşmadan sonra şunu sordum ben New York'lara. Ya dedim şu Manhattan'da dünyanın en pahalı arazisinin bulunduğu Manhattan'da bu 843 dönümlük Central Park'a ne gerek var? İşte böyle lokantalar açın. Birkaç tane bina yaptırın. Oraya muhtarlık açın. Yeşil alan herkesin gözü üstünde. Ne dedi biliyor musun New York'lar bana? Hocam siz deli misiniz dediler. O bizim yeşilimiz, her şeyimiz. Biz nasıl müsaade ederiz öyle bir şey dediler. Akılların ucundan geçmiyor. Ama maalesef Türkiye'deki her belediyenin gözü yeşil alanlardı. Gözleri dolmuyor. Doların yeşili doğanın yeşili hep yeniyor efendim. Alkışlanır bu. Maalesef her şeyleri para üzerine kuruyorlar. Oysa ki cennet deyince aklımıza ne geliyor? Yeşillik. Nasıl bir şey bu? Dolar görüyor hocam. Böyle cennet cennet. Bakın bir şehrin kalitesi, bir şehrin kalitesi Ali Ağoğlu denen o züplü adamın evleriyle ölçülmez efendim. Doğru. Bir şehrin kalitesi şunlarla ölçülür. Bir, yeşil alanlar. İki, özürlere verilen değer. Üç, konferans sayısı. Dört, kütüphanelerdeki kitap sayısı. Beş, yeşil alanlar. Altı, konferans sayısı, özür dilerim. Ve bunlarla hava kalitesiyle ölçülür. Maalesef İstanbul'da kalan yeşil alanları sayalım mı size? Bir, mezarlıklar. İki, askeri alanlar, askerler koruduğu için. Üç, bir de camilerin ve türbelerin etrafında yeşil kaldı. Onları da kesmiyorlar, çarpılırım diye korkuyorlar. Çarpılsalar da biz de kurtulsak. Ama kimse ölmek istemiyor nedense. Herkes şikayetçi. Evet. Burada da yakır var diyelim. Evet, yani inanılır gibi değil. Yani şurada siz bu evleri alırken zaten yeşili var diye aldınız. Hatırlarım ben buranın kurulduğunu. O zamanlar birkaç konferansa çağrılmıştım. Buraya gelen insanlar bunun için geldiler. Şu adım adım bunlar maalesef bir rant karşılığı satılıyor. Çok çok üzüntülüyüm. Fazla da uzatmayayım. Sizinle kalbim beraber. Ne olacak? Bir dayak daha yerim. Zaten önemli değil. Çok saldırıya uğruyorum. Ama 62 yaşındayım. Çok da yaşamak istemiyorum. Çünkü artık öyle kötü şeyler görüyorum ki Allah duyuyor yani. Çok üzülüyorum ya yaptığım şeyleri. Çok üzülüyorum. Bazı şeyleri çok üzülüyorum. Ben ülkemin elinden gittiği şey çok üzülüyorum. Yeşile kalkan eller kırılsın. Yeşile kalkan eller kırılsın. Yeşile kalkan eller kırılsın. Yeşile. Orhan Bey bizim duygularımızı paylaştı. Biz de Orhan Bey'in duygularını paylaşıyoruz. Allah Orhan Bey'e uzun ömürler versin. Aramızdan ayrılmasın. Biz Türkiye'de Orhan Bey gibi değerli profesörler yetişsin ve Orhan Bey gibi kişiler toplumun öncüsü olsun. Ve diyoruz ki buraya gelenler de işte Bahçeşehir'in öncüleri. Sayının az olduğuna bakmayın değerli arkadaşlar. Toplumlar öncü insanlarla yönetilir. Sizler Bahçeşehir'in öncülerisiniz. Bu öncülerin sayesinde bu park eski haline dönecek ve Bahçeşehir'de kötü şeyler yok olacaktır. Bu bakımdan hiç kimse moralini bozmasın. Biz bir kişi, bin kişiyiz, yüz kişi, 20 bin kişiyiz. Bahçeşehir'in tamamıyız. Bu böyle biriz. Değerli arkadaşlar, şimdi basın açıklamasını dernek başkanımız Uğur, derneğimizin başkanı, Bader başkanı Uğur Barış Karabulut okuyacak. Buyur Uğur.
Kıymetli Bahçeşehir gönüllüleri, hepiniz hoş geldiniz. Bu pazar sabahı saat 11'de. Hava Allah'tan evet. Güzel. Tahminim burada 1000 kişiyi görmekti. Hayalim öyleydi. Sabah hocamızı almaya giderken de sayı belirtmedim ama yine de hayal kırıklığım yok. Yani 200 kişi sanırım var burada. Bu da kötü bir sayı değil. O yüzden katılan tüm duyarlı Bahçeşehirlere teşekkür ediyorum derneğim adına. Ben de uzun bir konuşma yapmıştım ama zaten burada her şey konuşuldu. Çok kısa keseceğim. Biraz daha olayın bize yansıtılan yönüyle sizlere aktaracağım. Sözüme Nicolas Murray'in bir düşünürün sözüyle başlamak istiyorum. Bir şey üreten ve olayları olduran küçük bir seçkin grup, olup biteni seyreden oldukça büyük ikinci grup, nelerin olup bittiğini bilmeyen muazzam kalabalık. Nicolas Murray bu şekilde tarif etmiş günümüz insanını. Ben de kendisine katılıyorum. Bundan 19 yıl evvel Bahçeşehir'de kuruluşundan itibaren emlak pazarlamanın burada bize projelerini satarken sunduğu tanıtım broşürleri ve buradaki pazarlama tekniklerinde bulunduğumuz alan, tenis kortları, gölet, hepsi bir bütün, hepsi bir bütünün parçası olarak buradaki site sakinlerine sunuldu. Daha sonra ne yazık ki belediye olmakla kazanım elde edeceğimizi zannederken bölge daha çok dışarıdan rantsal açıdan göze battı ve her alan boşluklar nasıl değerlendirilir mantığıyla günden güne dolduruldu, Bu şehir, bu kent öyle bir kent ki Bahçeşehir'in kuruluşundan bu yana 96 yılında Birleşmiş Milletler Habitat 2 konferans çerçevesinde kurumsal uygulamalar ve projeler ödülüne, yine Kanada'da yapılan çalışmada yeni kentsel yerleşim anlayışı ödülüne, yine Avrupa Şeref Bayrağı ödülüne layık bir kent ilan edildi. Ancak ne yazıktır ki Türkiye'nin örnek bu kenti sonraki yıllardan günümüze kadar her geçen gün dokusuna uygun olmayan mimarilerle yapılarında ve her geçen gün azalan yeşil alanlarıyla kan kaybına uğradı. 14 Şubat sabahı da bunlardan biri yaşandı. Dernek yönetimi olarak müdahale ettik. Belediye başkanını ziyaret ettik. Buradaki vatandaşlarla birlikte. Ancak ne yazık ki burada bu olayın gerçekleşeceği